Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Her hafta birbirinden farklı branşları sizler için anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Bu haftaki konuğum fizik tedavi uzmanı Semiha Ülkü Gül hanımefendi. Merhabalar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız hocam görüşmeyeli? İyiyim çok sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim bizler de iyiyiz. Bugün bel ağrılarından bahsedeceğiz Hı -hı. sizlerle. Bel ağrısı sık karşılaştığınız bir problem mi hocam? İsterseniz bunu söyleyerek konumuza başlayalım. Evet, poliklinimize başvurularda ilk sıraya yer almakta bel ağrısı. Gerçekten çok sık karşılaşıyoruz. Hatta tüm dünyada hekimlere başvuru sebebi arasında ilk iki de ilk üst solunum yolu enfeksiyonları, hı hı. ikinci sırada bel ağrısı şikayetleri görülüyor. Ve bir toplumda hayatları boyunca kişilerin %80'i bel ağrısı çekmekte. Hı hı. Bundan dolayı da ciddi bir iş gücü kaybı ve zaman kaybına neden oluyor. Onun için gerçekten önemli bir sağlık sorunu. Ve e, neredeyse gelen hastaların bir gün içerisinde yarısından fazlası bel ağrısı şikayeti polikliniğimizde. Hayatımızda olumsuz etkiliyor bu bel ağrıları. Peki belimiz neden ağrıyor hocam? Evet bel ağrısının yüzlerce sebebi var. E, bunları birkaç başlık altına toplayarak incelemek daha doğru olur. Bunların en sık görülen sebebi hı hı. mekanik bel ağrısı dediğimiz kısım. Yaklaşık %95 kısmını burası oluşturuyor. E, belki siz de yakınlarınızda duymuşsunuzdur. İşte bel düzleşmem var, hı hı. bel fıtığım var, belimde kireçlenme var bel kaslarım zorlanmış, belimde kanal darlığı var gibi şikayetler ve teşhisler. Bunların hepsi mekanik bel ağrısı kısmına girer. Hı hı. Mekanik bel ağrısına hasta genelde bize şu şekilde gelir dün ters bir hareket yaptım ve belim tutuldu ya da ben uzun süre ayakta kalınca bel ağrılarım oluyor. Hı hı. Eğildiğim zaman bir süre sonra bel ağrısı yaşıyorum gibi şikayetlerle bu hastalarımız genelde dinlenmekle ağrılarının geçtiğini, rahatladığını ifade ederler. Hı hı. Bu mekanik bel ağrısı tipidir. Yani genelde belli pozisyonlarda zorlanmakla artan bir bel ağrısıdır. E, dinlenince istirahatle geçer. Hatta sıcak uygulamadan da fayda görür bu hastalarımız. Hı hı. Mekanik bel ağrısı dediğimiz kısım bu şekildedir. Diğer e, bel ağrılarının sebepleri nelerdir hocam? Neden ağrır? Mekaniklerden bahsettik. Evet, e, diğer bel ağrısı çeşitlerini iki grupta daha toplayabiliriz. Bunlardan bir diğeri de, de iltihabi, inflamatuar bel ağrıları olarak hı hı. E, ayırdığımız bir grup. Burada ankilozan spondilit dediğimiz iltihaplı bel romatizmaları, hı hı. E, bursella gibi ki Aksaray'da çok görüyoruz, enfeksiyöz bel ağrıları yer almakta. E, kansere bağlı bel ağrıları hı hı. yine bu grup içerisinde incelenebilir. E, burada genellikle hasta diğer mekanik bel ağrısından daha farklı istirahatte ağrılarını hisseder, sabah bir tutuklukla uyanır ve yaklaşık bir saat kadar kendisini toparlayamaz. E, hareket ederse rahatlar ama e, dinlenik pozisyonda kalırsa ağrılarının gitgide şiddetlendiğini hı hı. fark eder. Gece uykudan uyandırabilir, normal rahat bir pozisyonda yatarken dahi uykudan uyandırabilir ağrıları. Beraberinde ateş olabilir, özellikle Brucella'ya bağlı bel ağrılarına ateş eşlik eder. E, kansere bağlı bel ağrılarında kilo kaybı, halsizlik gibi şikayetler görülebilir ve genellikle bu bel ağrısı yaşayanlardan Kan tablolarında bazı değerlerde işte iltihabi değerlerde yükselmeler görebiliyoruz. Diğer bir grupta yansıyan bel ağrıları diyoruz. Hı hı. Yansıyan bel ağrı da beldeki o omurlarla bel kaslarıyla alakalı değil tamamen iç organlardan kaynaklanan bel ağrıları. Burada bir böbrek taşı, bir üreter taşı, karaciğerdeki bir problem, safra kesesi problemleri arkaya yansıyarak, bel kısmına yansıyarak yansıyan bel ağrısı yapabiliyor. Hatta arkada aort dediğimiz büyük bir damarımız bulunmakta. Bu damardaki genişleme, bu damardaki ani bir yırtılma şiddetli bel ağrısı yapabiliyor. Yansıyan bel ağrıları tamamen farklı branşların hı hı. konusu. Bu da yine kana yansıyan tablolar verebiliyor. Bunu tespit ettiğimiz zaman ilgili branşlara yönlendirmek gerekiyor. Mekanik bel ağrılarında bel düzleşmesini ve bel fıtığını biraz açmak istiyorum aslında hocam. Hayatımızın her döneminde birçok yakınımızla dediğiniz gibi karşılaşıyoruz. Kendimiz de yaşıyoruz. Ama bunların aralarında bir fark var. Düzleşme ve fıtık. Onların farkı nelerdir? Evet. Bel düzleşmesi bir sekimlerin kullandığı bir tabir aslında. Hı hı. Şimdi omurgamızda 3 tane eğriliğimiz var. Boyundan bele kadar baktığımızda. Boyun kısmında ve bel kısmında içe doğru C hı hı. şeklinde, ters C şeklinde bir eğrilik. Sırt kısmında da yine dışa doğru bir eğrilik hı hı. bulunmakta. Bel kasları ve boyun, işte sırt kasları zorlandıkça bir süre sonra bu normal şeklini kaybedip düz bir şekil e, alabilir. Hı hı. E, biz bunu hastaya anlatırken e, bel düzleşmen var diyoruz. Aslında demek istediğimiz şey bel kasların çok zorlanmış, o zorlandıkça artık kemiğe yansımış ve belinde düzleşme olmuş. Bahsettiğimiz şey bu. Bel fıtığı ise daha farklı. Şimdi belde yaklaşık 5 tane omur kemiğimiz üst üste sıralanmış durumda. Ve bunların arasında disk dediğimiz süngerimsi yapılar mevcut. Bu süngerimsi yapının ortasında jelatinoz bir yapı var çekirdek kısmını oluşturuyor. Çevresinde fibril lifler bulunmakta. Evet. Bu e, jelatinoz yapı vücudun ağırlığını karşılıyor. Bir amortisör görevi görüyor. Yani yük bindikçe o e, karşılıyor o yükü. Fakat bir süre sonra karşılayamaz hale geliyor ve çevresine doğru taşmaya başlıyor disk. Ve çevresindeki o lifleri, o fibrilleri yırtmaya başlıyor. Hı hı ve yırtma derecesine göre de fıtık oluşuyor. Ee, az ya yırttığı zaman bir bel ağrısı şeklinde gelebiliyor hastamız ama daha fazla ilerler, daha fazla yırtarsa omuriliğe doğru taşabiliyor ve daha farklı şikayetlerle gelebiliyor. İşte bacakta ağrı, bacakta güçsüzlük, hatta idrar ve büyük abdest tutamama gibi şikayetlerle gelen hastalarımız dahi Olabiliyor bel fıtığı o şekilde. O kadar ileride sebepleri meydana açabiliyor yani bel ağrıları. Aynen <laughs> yani ilerledikçe çok daha farklı semptomlarla gelebilir. Sadece bel ağrısı şeklinde değil bacağımda uyuşma gibi bir şikayetle de gelebilir hastamız. Bu en son evreler mi hocam bu uyuşukluklar? Evet uyuşukluk yine en son evre değil İdrar büyük abdest tutamama en son <laughs> safhası ve artık bizim kırmızı bayrak dediğimiz bir safha. Bu dönem cerrahi safhası. Ee, bunu gördüğümüz hastalar e, beyinciye Rice Clinic'e yönlendirilip gerekli operasyonu yapılıyor. Peki fizik tedavi uyguluyor musunuz ya da hangi grup bel ağrılarında uyguluyorsunuz fizik tedavi? Ee, bel, fizik tedavi bel ağrılarının mekanik kısmını uyguluyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte bel fıtığı, bel düzleşmesi, kireçlenme o kısımda faydalı. Diğer iltihabi bel ağrıları ilaçlarla tedavi edilen bel ağrıları, spondilit olsun, brusella olsun ilaç tedavileri var. O şekilde tedavi ediliyor. Fizik tedaviden biz daha çok mekanik bel ağrılarında yararlanıyoruz. Herkes hayatının bir döneminde bel ağrıları çekiyor. Peki biz hangi dönemde hekime başvurmalıyız? Hangi ağrıları, acıları hissettiğimiz zaman sizlere gelmeliyiz hocam? Şimdi herkes hayatının bir döneminde evet bel ağrısı yaşayacak. %80 büyük bir hı hı. oran. Ee, mesela zorlandık belimiz ağrıdı ee, istirahat etti geçti gitmeyebiliriz hekime yani doğal bir süreçte iyileşti bir yarım saatte bir saatte geçti ama e, dinlendik ağrımız geçmiyorsa bacağımıza doğru vuran ciddi bir uyuşma ciddi bir ağrı varsa ayağımızı geri çekemeyecek kadar bir güçsüzlük olduysa yürüyemiyorsak hatta ayağımızı sürüyerek yürüyorsak idrar ve büyük abdest tutamayacak hı hı. durumdaysak ee, bu durumda ihmal edilmemesi gerekiyor 20 yaşın altındaki bel ağrıları yine ihmal edilmemesi gerekiyor 20 70 yaşından sonra yeni başlayan bel ağrıları hiç ihmal edilmemeli muhakkak kanser açısından daha sonra düşme, travma öyküsü varsa düştük. Ondan sonra başladıysa bel ağrısı bir kırık olabileceği için ihmal edilmemesi gerekiyor. Ateşle beraber ağrı, bel ağrısı belki sinsi sinsi başladı. Çok fark etmediniz ama bir ateşiniz çıktı. Yine ihmal etmemek lazım. Kilo kaybı var. İhmal etmemek lazım. Bu durumda muhakkak hekime gitmek lazım. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Genelde hastalarımız... İlk bel ağrısı olduğu zaman hekime gidiyor. Ama tekrarlayan bel ağrılarında ihmal edebiliyorlar. Yani teşhislerinin koyulduğunu düşünüyorlar. Benim bel ağrımın sebebi bel fıtığı biliyorum diyor ve direkt tedavi arayışına giriyor. İşte günlük ağrı kesici olarak idare ediyor. Ya da belli bir merkezde masaj tedavisi, hamam kaplıca tedavisi bu şekilde idare etmeye çalışıyor. Aslında bu çok doğru değil. Ee, şöyle şimdi ilk ağrısı bel fıtığına bağlı olabilir ya da belde bir zorlanmaya bağlı olabilir. Hı hı. Ama ikinci ağrısı bambaşka bir de olabilir. Bir kansere bağlı olabilir. Onu ihmal etmemek lazım. Yani muhakkak tedaviye teşhis konulduktan sonra başlamak lazım. Ee, şöyle bir durum oldu ee, son yakın zamanda o iki hastamdan da bahsetmek istiyorum. Ee, gerçekten olumsuz böyle aklımızda kalan bir e, örnekti. E, hastalarımızdan bir tanesi ağır işte çalışan bir hasta. Hı hı. Günlük çok yorucu işleri var ve bel ağrıları yaşıyor. E, kendince işte tedavi e, arayışında bir e, özel klinikte masaj tedavisi gibi tedavi, manuel terapi, masaj tedavi. Hı hı. O şekilde bir e, tedavi ilerlesiyor. Yaklaşık bir ay kadar geçiyor e, tedavisi bu şekilde. Fakat bel ağrıları geçmiyor. Daha sonra bize geldiğinde muayenesine baktığımızda aslında çok da olumlu olmayan bulgular gördük muayenesinde ve e, MR istediğimizde Belindeki kemiklerde metastaz dediğimiz o kanser yayılım bulgularını gördük ve gerekli tetkikler ilerletildiğinde prostat kanseri çıktı hasta Yani ihmal etmemek lazım ve kesinlikle hekim muayenesi, hekim teşhisi olmadan tedavi uygulatmamak lazım. Yani üstüne de durmamız gereken bir şey aslında bel ağrıları. Aynen kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. yani Ufak zorlanma oldu, dinlendik, geçti. Tamam o çok önemli değil ama geçmiyorsa çok da e, direnmemek lazım. Muhakkak gerekli teşhis için, gerekli tetkik ne yapılacaksa onun yapılması için hekime gitmek lazım. E, diğer bir vakam yine olumsuz bir örnek. E, bu hastamızda e, bel fıtığı teşhisi koyulmuş. Hı hı. Beyin cerrahisi hekimine gitmiş. Beyin cerrahisi hekim bel fıtığı e, demiş operasyon vermiş. Çünkü gerçekten ileri bir bel fıtığı var. Bacakta kuvvet kaybı var. Hasta ameliyat olmak istemiyor. Ee, onun için yine bir başka merkezde tedaviye başvuruyor. Başlanıyor tedaviler. ama bacaktaki kuvvet kaybı gitgide ilerliyor. Ee, bir süre sonra bacakta tamamen kuvvet kaybı olup yürüyemez hale gelince yine ameliyat olmak istemediği için bize başvurdu bu sefer fizik tedavi polikliniğine. Hı hı. Ama muayenede e, tamamen bacak kuvvet kaybı olduğu için e, bu fizik tedavilik değildir. E, ameliyatlıktır artık. Hastaya durumu anlattık. <laughs> Ee, geç kalınmıştı. Yani keşke daha önce gelseydi, ameliyatını olsaydı o bacakta kuvvet kaybı o kadar ilerlemeyecekti. Yani onun için hastalarımızdan özellikle ricam e, muhakkak hekim olduğu bir yerde tedavilerin ilerlesinler. Yani hekim olmayan bir yerde masaj tedavisi, yani dışarıda siz de biliyorsunuz çok fazla var. E, çekme tedavisi, işte masörler bunlar da değil muhakkak hekimin olduğu yerde teşhis doğru konulup o şekilde yapılsın tedavileri. Aynıca bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Benim aklıma şu da takıldı hocam. Bir yaş grubu var mı bu bel düzleşmelerinde ya da fıtıklarda yoksa genel anlamda çocukluktan itibaren de olabiliyor mu? Şimdi çok erken yaşlarda olmuyordu aslında ama hı hı. yeni teknoloji çağı ile beraber çok erken yaşlarda da görmeye başladık. E artık telefon biliyorsunuz çocuklarımızın hı hı. elinde. E özellikle telefon boyun fıtığına çok sebep olmakta ve hareketsiz bir toplum olduk. Bizler dışarıda sokakta büyüyen çocuklardık ve sürekli hareket evet, halindeydik. Hocam. Ama şimdiki çocuklar maalesef o şansı yok ve kasları gerçekten iyi değil. Sürekli sandalye başındalar, hareketsizler ve o hareketsizlik daha erken yaşlarda, 12 yaşında bel fıtığı görmemize sebep oluyor. Bel düzleşmesi çok daha erken olabiliyor. 10'lu yaşlarda e, bel düzleşmesi, sonra zaten evre evre bunlar ilerliyor bel fıtığına. E, gerçekten hani e, problem daha erken yaşlara kaymış durumda. Çok şaşırtıcı, üzücü aslında bir durum değil mi? Aynen, e, üzücü bir durum. E, diğer problemleri de daha ileri yaşlarda görülüyor. Kireçlenme çok daha ileri yaşlarda görülüyor. E, bir 60-70 yaşından sonra neredeyse e, belde kireçlenme olmayan kişi yoktur. Hı hı. O da aslında bir savunma mekanizması bel omur kemiklerinin. Yük bindikçe, bindikçe artık kemikler büyüme gösteriyor. Buna bel kireçlenmesi diyoruz. Hı hı. Ve gitgide bu kireçlenmeler, fıtıklar omurilik kanalında daralma yapıyor. İleri yaşlarda gördüğümüz sıkıntı daha çok bu şekilde oluyor. Kireçlenme oluyor. Peki hı hı. hocam son olarak bel ağrılarında önerdiğiniz e, bir şeyler var mı? Son olarak, son olarak neler söylemek istersiniz hı hı. efendim? Ee, şimdi ben hastalarımıza özellikle e, doğru teşhis koyulduktan sonra e, tedavilerin o şekilde yönlendirmeleri gerektiğini özellikle söylüyorum. Ve e, bel ağrısı olmadan bel sağlıklarını korumalarını öneriyorum. Nasıl e, koruyabiliriz belimizi? Ağır bir işte çalışıyoruz. Hı -hı. Muhakkak dikkat ederek yere eğilelim, ağır kaldıralım. Yerden bir obje alırken belden değil dizden çömelerek alalım. Ağır bir objeyi yine taşırken vücudumuza yakın bir şekilde bacak arasından çekerek kaldıralım marketten poşet taşırken tek taraflı değil, iki tarafa eşit ağırlık vererek taşıyalım. Yandan bir cisim alacağız, bir obje alacağız. Şu şekilde değil, tüm bedenle dönerek alalım e, o objeyi. Otururken masa başı çalışanlar için muhakkak bel minderi kullanalım. Bel desteğimiz olsun. Ee, ve egzersiz aslında çok önemli beli korumak için. Bel ve karın kasları güçlü olursa bu bel fıtığı problemleri, bel kireçlenmeleri çok fazla görülmez. Ee, ama egzersiz evet hepimiz yapamıyoruz. Ee, ama bir yürüyüş yapmak bele gerçekten çok faydalı, yüzme çok faydalı. Belki hepimiz gidemiyoruz yüzmeye ama yürüyüşü hayatımızdan eksik etmemeliyiz. Aslında çok basit yöntemler biraz da isteyerek buna inanmamız gerekiyor ki böyle rahatsızlıklar geçirmeyelim değil mi hocam? Aynen öyle. Elimizi koruyalım yani. <laughs> teşekkür ederiz hocam verdiğiniz güzel bilgiler için. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bu hafta da sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. bizimle kalın.